Şimdi tecrit yalın haliyle bir bireyin toplumdan uzaklaştırılmasıdır. Toplumla olan ilişkisinin kesilmesidir. Basın yayın organlarıyla iletişimin kesilmesidir. Ailesiyle iletişimin kesilmesidir. Avukatlarıyla iletişimin kesilmesidir. Şimdi biz İmralı'da uygulanan tecritte baktığımızda bunun dünyada başka bir benzeri, başka bir örneği söz konusu değildir. Bu keskin, kesin, kesintisiz, mutlak iletişimsizlik olarak uzun bir süredir devam etmektedir. Mevcut yasal düzenlemelere baktığımızda Sayın Abdullah Öcalan'ın ailesiyle, avukatlarıyla, dış dünyayla ilişki kurmasını sağlayacak düzenlemeler söz konusudur. Yani özet olarak kanunlarımızda, yasalarımızda tecritin olmaması gerektiğine dair her türlü yasal düzenleme var. Yani olması gereken husus şu: yasaların uygulanması. Yani yasalar uygulanırsa herhangi yeniden bir şey yapmaya gerek yok. Yani bazen insanların algılarında şu olur: İşte bir düzenleme olmaz, bir hak olmaz. Bu hakkın talebi konusunda insanlar talepte bulunabilirler. Bunlar da doğal haklar, bunlar da doğal talepler. Ama mevcut durumda tecritin uygulanmasını gerektiren hiçbir şey yok. Tam aksine yasalar ihlal edilerek tecrit uygulanmaktadır. Dolayısıyla burada esas sorumluluk siyasetçilere düşüyor. Siyasetçiler dünyayı yöneten, dünyayı idare eden, ülkeleri yöneten, toplumları yöneten bireylerdir. Aynı zamanda yasaları da siyasetçiler yapmaktadır. Dolayısıyla da bu yapılan yasaların uygulanması da hukukçuların görevidir. Burada olması gereken şey çok basit. Yani mevcut ceza mahkemesi kanunundaki düzenlemelerin yerine getirilmesidir. Şimdi İmralı'daki tecritte baktığımızda bu tecritin devam etmesinden kaynaklı bu ülkede onlarca insan yaşamına son verdi. Ve onlarca, yüzlerce insan açlık grevlerine girerek sağlıklarına feda ettiler. Dolayısıyla bu kadar ağır bir örneğinin olmamasından kastımız buydu. Dünyanın hiçbir yerinde hukuk uygulansın diye insanlar ölmez. Ama ne yazık ki ülkemiz gerçekliğinde insanlar hukuk uygulanmadığı için ölüyorlar. Ve şunu söylüyorlar: hukuku uygulayın diyorlar. Uygulamadıkları için yaşamlarını sonlandıran birçok insan oldu. O nedenle esas işin dikkat çekilmesi, dikkat edilmesi gereken noktası burası. Yani nasıl olacak, nereden başlanacak diye baktığımızda adaletle başlanacak, hukukla başlanacak, bağımsız yargıyla başlanacak. Ne yaparsak yapalım, bunlar olmadığı sürece bir ülkede düzen sağlanamaz. Şimdi tecrite baktığımızda tecritin ağırlaştırılması ile birlikte ülkedeki bütün sorunlar her yerde, her tarafta giderek ağırlaşmaktadır. Bugün toplumda bir ekonomik kaos var, bir adalet kaosu var, bir hukuk kaosu var. Bunun asıl nedeninin İmralı'daki tecrit olduğunu gördük. İletişim olduğu zaman, görüşmelere devam ettiği zaman Sayın Öcalan'ın toplumun demokratikleşmesi için yaptığı önerileri kısmen de uyulduğu zaman ülkede herkesin derin bir nefes aldığını gördük. Ama tecritle birlikte herkes nefessiz kaldı, her tarafı tecrit yayıldı ve bu giderek ağırlaşarak devam etmektedir. Eğer Sayın Öcalan'ın demokratikleşme ile ilgili önerileri dikkate almış olsaydı, bugün Orta Doğu'daki sorunların çözümü de daha kolay olurdu. Türkiye'deki sorunların çözümü de daha kolay olurdu. Önümüzde devasa sorunlar üstüne konularak büyümektedirler ve devam etmektedirler. O nedenle bu tecritin bir an evvel sonlandırılması gerekiyor. Devlet, sistem bu uzlaşı sonucunda bu tecriti uygulamaktadırlar. Ve bu tecrit haksız, hukuksuz, adaletsiz bir şekilde herkese uygulanmaya başladı. Yani bugün düşünce özgürlüğünden, fikir özgürlüğünden artık bahsedememekteyiz. O nedenle insanların bu kadar nefes alamamasının nedeni aslında çok basit. Bu hakkın mutlak surette sağlanması gerekiyor. Görüşmelerin başlanması gerekiyor. Evet, görüşmeler olduğu zaman da tecrit devam ediyor aslında. Yani o zaman da çok ağır koşullarda aileler ziyarete yani çok sık olmamakla birlikte gittiklerinde çok zorlanıyorlar. Avukatlar gittiklerinde bin bir türlü zorlukla yine mevcut yasalara uyumayarak yasa dışı
koşullarda görüşmeler sağlanıyordu. Ama bütün bunlara rağmen en azından bir haber, bir bilgi, bir iletişim söz konusuydu. Dolayısıyla İmralı'daki tecritte, Sayın Öcalan'a uygulanan tecritte bir ülkenin, bir toplumun geleceği çalınıyor. Bir toplumun geleceği yok ediliyor. İmralı'daki sistemin bugüne kadar herhangi bir benzeri yok. İmralı cezaevi aslında Türkiye'deki günümüz anlamındaki kapalı cezaevi anlamındaki de ilk cezaevidir. Yani bunlar şey itibariyle özellikli, nitelikli yerler olması nedeniyle işte toplumdan da uzak, iletişimden de uzak olması nedeniyle ada hapishaneleri kuruluyor ama bunların ilk örneklerinden biri de, dünyadaki örneklerinden biri de yine mevcut İmralı'daki cezaevidir. O nedenle burada olması gereken durum aslında başta Kürt siyasetçiler olmak üzere bütün siyasetçilerin gerçekçi olmaları gerekiyor, ciddi olmaları gerekiyor, ikircikli yaklaşımlardan kaçınmaları gerekiyor. Bu şekilde bu soruna yaklaşmaları gerekiyor ki sorun çözülebilsin. Eğer ciddi olmazsak, gerçekçi olmazsak sorunlar daha da ağırlaşarak devam edecektir. İçinden çıkılamaz bir hal alınacaktır. Dolayısıyla bütün toplum kesimlerinin bu konuda duyarlı olmaları gerekiyor. Bütün hukukçuların bu konuya duyarlı olmaları gerekiyor. Aksi halde hepimiz bu haksızlığa, bu hukuksuzluğa, bu eşitsizliğe ortak olmuş oluruz. Burada açıkça ihlal edilen bir hak söz konusu. Bu hakkın sağlanması gerekiyor, yerine getirilmesi gerekiyor. Zorunlu olan, hukukla düzenlenmiş bir hakkın yerine getirilmemesi suçtur. Kim uygularsa uygulasın ya da kim uymazsa uymasın bu suç teşkil eder. Bu hükümetler için de böyledir, devletler için de böyledir, sistemler için de böyledir, bireyler için de böyledir. Bu nedenle İmralı'daki ağır tecritin bir an evvel sonlandırılması gerekiyor. Şimdi bu tecritteki ısrarın sebebi aslında Sayın Öcalan'ın sadece bir birey olmadığı, sadece bir hükümlü olmadığı, toplumsal karşılığının da olduğu, toplumda düşüncelerin, fikirlerinin de bir karşılığının olması nedeniyle bu kadar ağır bir şekilde bu tecrit uygulanmaktadır. Daha öncesinden de aslında görüşmeler olduğu zaman da kısmen eksik kaldı ama İşte Sayın Öcalan'ın çıkmış olduğu havalandırmanın üstü tamamıyla tel örgülerle kapalıydı. Yani havalandırmaya çıksa bile gökyüzünü göremiyor. Ve çok sınırlı, işte günde bir saatte sınırlı olmak üzere havalandırmaya çıkarılıyordu. Odası hava alan almıyor. Yani kaldığı odanın pencere tam tavana yapışık bir şekilde ve içeri hava gelmiyor. Sadece küçük bir mazgal işte havalandırmaya açılan kapıda açılarak o mazgalı çekerek nefes alabilmekte. Yine oradaki bulunan diğer hükümlü tutuklularla iletişimi çok sınırlı ve dışarıdan gönderilen mektupların, kitapların verilmemesi, görüşme yapılırken yapılan görüşmelerin kayıt altına alınması. Dolayısıyla görüşmeler olduğu zaman da aslında tecrit devam ediyordu, tecrit uygulanıyordu. Oradaki birçok fiziki engelleme, fiziki yaklaşımlar, hukuksuz yaklaşımlar o zaman da devam ediyordu. Ama şimdi tamamıyla kesilmesinin nedeni aslında bu düşüncelerin, fikirlerin topluma yansıtmasını engellemektir. O nedenle bunun aslında hukukta da bir izahı yoktur. Demokrasilerde de bir izahı yoktur. Adalette de bir izahı yoktur. Yani tek bir çözümümüz var. Biz adaleti, hukuku, demokrasiyi sağlamak zorundayız. Devlet vatandaşların taleplerini yerine getirmelidir. Devlet vatandaşından intikam alamaz. İntikam düşünceleriyle yaklaşamaz. Ne olursa olsun, ne yaparsa yapsın, devlet kendi vatandaşının hakkını korumalıdır. Hak ve özgürlüklerini sağlamalıdır. O nedenle bunun bir an evvel sonlandırılması gerekiyor. Şimdi öncelikle şunu belirtmek lazım. Yani bunlar tamamıyla böyle hani halk tabiriyle sudan bahanelerdir. Çünkü orada günlük olarak hava koşulları ne olursa olsun oraya günlük gidişler gelişler sağlanmaktadır. 1000'den fazla sivil ve askeri personel orada bulunmaktadır. Bunların ihtiyaçları karşılanmaktadır. Dolayısıyla da oraya gidip gelinecek her türlü donanıma sahip
deniz araçları mevcuttur, vardır, gidip gelinebilir. Bunlar tamamıyla bahane edilerek ileri sürülen gerekçelerdir. O nedenle bunlar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Yani orada bu kastı keyfi olarak yapılabilir. Ayrıca da bir cezaevinde bulunan bir mahpusun hükümlü, tutuklu fark etmez, disiplin cezası alması avukatıyla görüşmesine engel değil. Yani cezaevinde bulunan herhangi bir insanın, herhangi bir bireyin aldığı disiplin cezası avukatıyla görüşmesine engel teşkil etmez. Bu konuda da yasal düzenleme söz konusu. Dolayısıyla bunun da bir karşılığı yok. Bunun da bir gerçekliği söz konusu değildir. Şimdi bu aslında tecrit sadece Türkiye'de sınırlı bir durum olduğunu düşünmüyoruz. Yani belki de sorduğunuz sorunun kısmen cevabı burada. Bu tecritin uluslararası boyutları da söz konusu. O nedenle bu kadar rahat hareket edilmesinin nedeni biraz da uluslararası kamuoyunun ya da sorumluluğu bulunan ülkelerin bu sorumluluklarını yerine getirmemesiyle ilgili bir durum. Onların sorumluluklarını yerine getirmemeleriyle getirmemelerinden kaynaklı Türkiye'de daha rahat hareket etmektedir. Yoksa bu yasal bir haktır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de düzenlenmiştir. Türkiye'de bu sözleşmeye taraftır. Bu sözleşmeyi imzalamıştır. Avrupa Birliği'nde 20'den fazla belki ülke ya da komisyonla olan ülkeler söz konusudur. O nedenle bu ülkelerin hepsinin sorumluluğu vardır. Bireysel, kendi aralarındaki günlük siyasetten kaynaklı menfaatleri, çelişiklerinden kaynaklı bu konuya da duyarsız kalınmaktadır. O nedenle bu aslında tecritin çok daha geniş boyutlu olduğunun göstergesidir. O nedenle bu talepler dikkate alınmadı şu ana kadar. Ama bu dikkate alınmadı diye bundan vazgeçmek gerekmiyor. Bunu daha da genişleterek sürdürmek gerekiyor. Evet. Tabii ki yani dolayısıyla bunların hepsinin bir noktada kendi ülkelerinin, kendi kurumlarının menfaatleri de söz konusu. Her ne kadar hukuk kurumları gibi görünseler de kendi siyasi çıkarlarına, beklentilerine, devletin belirlediği sınırlar içerisinde kalmaya devam ediyorlar. Eğer bu sınırları zaten bunların dışına çıkarlarsa buradaki tecrit de kalkmış olur. Ama bu onları bekleyerek bu tecrit kalkmayacaktır. Bu tecrit insanların sorumluluklarını, duyarlılıklarını artırarak bunun daha yüksek bir sesle dinlendirerek ortadan kalkabilir. Şimdi aslında tecritin başından beri bireysel bir durum olmadığını, bunun düşüncelerinden kaynaklı, yaklaşımlarından, fikirlerinden kaynaklı olduğunu, ayrıca da kendi özgünlüğünden vazgeçmediğinden dolayı insanların gerçekten sürekli kendilerine göre yaptığı yorumlar, sürekli Sayın Öcalan'la ilgili söylediği olumlu ya da olumsuz eleştiriler dahil olmak üzere bütün bunları göz önüne bulundurarak Sayın Öcalan hiçbir zaman kendi özgürlüğünden vazgeçmedi. Aslında hani direkt çok da kendisi bu duruma hani takılan ya da bunu sorun eden biri değildi. Onun düşüncesi orada uygulanan ağır tecrit değil. Onun meselesi gerçekten hakların ihlal edilmesi ve bireysel olarak hiçbir zaman bunu kabul etmedi. Benim kendi şahsıma yönelik şeyleri tartışma konusu yapmam. Ben böyle düşünmüyorum. Esas olarak benim düşüncelerimin yapılması gerekenlerin, demokratikleşmenin gerçekleşmemesi nedeniyle eleştirileri vardı, tepkisi vardı. Yoksa şahsına yönelik yaşadığı şeyleri hiçbir zaman ben bunları sorun etmiyorum, ben bunları problem etmiyorum yönünde bir yaklaşım söz konusu. Yani şimdi bu konularda bunu ısrarlı bir şekilde söyledi. Eğer hani ülkede gerçekten demokratikleşme olmazsa, eğer hukuk alanında gelişme olmazsa, özgürlük alanı genişletilmezse, eşitlik olmazsa tecritin her alana yayılacağını, herkesin bundan payını alacağını ısrarlı bir şekilde defaten bunu tekrar etti. Yani işte darbelerin olabileceğini, darbe dinamiklerinin bu koşullarda devreye gireceğini,
Bunu neredeyse her yaptığı görüşmede ifade etti ve bunun defalarca da biz örneklerini daha doğrusu somutta görmüş olduk. Tecritin kaldırılması için herkesin duyarlılık göstermesini bekliyoruz.